Evet dostlar, herkese yeni bir videodan ve yeni bir günden merhaba. Bugün Zeynep'le birlikte Feriköy Antika Pazarı'na geldik. En son Ocak ayında gelmiştik. Neredeyse bir yıldır gelmiyoruz. Çok heyecanlıyım. Şimdi birlikte pazara doğru ineceğiz. Hemen burada girişi zaten. Daha sonra bugün Kardelen'le de buluşacağım. Böyle bugünü bir vloglayayım dedim. O zaman hadi gidelim. Çıkacağım. Çok fazla çantam olduğu için almak istemiyorum ama 40 TL ve bayağı büyük. Ve rengi de çok hoşuma gitti yani renginde. Sen ne düşünüyorsun? Biraz fazla büyük, evet. Değil mi? Birazcık fazla büyük. Çok fazla çantası var. Evet. Ama güzel. Gerçekten güzel yakıştı. Yani of, düşüneceğim bunu birazcık arkadaşlar. Böyle bir atkı daha buldum. Ne düşündüğümü bilmiyorum bu konu hakkında. Güzel gibi ama aynı zamanda bilmiyorum. Saat şu anda 2.30. Ben de Kadıköy'e geçiyorum. Yaklaşık 3 civarı Kadıköy'de olacağım. 4'te Kardelen'le buluşacağız. Kardelen'i de bayağıdır görmüyorsunuz videolarımda. Güzel olacak. Bugün böyle 2 hafta sonrasında bir buluşacağız. Çok özleştik gerçekten. Öyle Kadıköy'de biraz vakit geçireceğiz. Feriköy'den çok fazla şey almadım bu sefer. Yani kendimi tuttum. Beğendiğim bayağı bir şey oldu aslında ama dedim daha yani gereksiz şey alma. Mont beğendim yine ve benim çok fazla montum var. O yüzden kendimi tuttum ve almadım. Bir tane kırmızı bir atkı aldım. Bir de birkaç bileklik ve küpe falan aldım. Onları akşam eve gittiğimde gösteririm. Şimdi yeşil yandı ve ben de gidiyorum. Dolmabahçe'nin önündeyim şu an. Dolmabahçe'yi o kadar seviyorum ki gerçekten. Böyle. Dün ben vlog çekmeyi birazcık unuttum fark ettiğiniz üzere. Yani bir şey çekemedim. Şimdi bugün de caddede ders çalışıyoruz. Dedim bari bugün çekeyim. Böyle Fransızca çalışacağım birazcık. Ondan sonra diğer derslerime çalışacağım. Bugün de böyle bir vloglayacağım. İnşallah unutmazsam eğer. Başladı mı? Evet arkadaşlar, şimdi Eda'nın vloguna biz devam ediyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Çok verimli bir ders çalıştık. İnsanın gözü buraya kayıyor bu arada. Ders çalışmaktan o kadar çok acıktık. O kadar çok acıktık ki bir kadar çok ders çalıştığımız için şimdi afiyet olsun. Açma tuşunu bulmamız çok zor oldu tabii. 10 dakikadır sadece bile açmaya çalıştık. Görüşürüz, şimdi nasıl kapanıyor bakayım.
Evet dostlar, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Hamburger yemekten pizza, evet. Hamburger yemekten pizza yemeye döndük şu an. Çünkü hamburgerci çok uzakta, sınava gidecektik ama dönüşümüzde bir 30-40 dakika yürüyüş olduğu için dedik gitmeyelim. Neyse öyle, çok acıktım. Başım dönüyor açlıktan. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çünkü çok geç yedim ya. Çok geç yedim. Ne unuttun sen yüzünden ya? Türkçeyle hayatına devam ettik. Kahvaltımı da bayağı geç etmiştim. Niye bu kadar acıktığımı bilmiyorum şu an ama. Neyse. Dostlar şimdi ben eve geldim. Ders çalıştıktan sonra pizza falan yedik. Gördünüz zaten. Şimdi geldim. Şu an kafamın tepesi biraz beyaz olabilir. Çünkü kuru şampuan sıktım. Duş almaya çok üşendim. Makyajımı falan çıkaracağım. Ufak böyle bir cilt rutinimi göstermek istedim sizlere. Her videoda gerçi gösteriyorum böyle hani makyajımı çıkarıp yüzümü yıkarken ne kullandığımı. Bayağıdır bu micellar suyu kullanıyorum. Bunun markası Miche olması lazım. Hani bayağı da kullandım şu an şurada falanım. Bir yıldır falan kullanıyorum. Çok memnunum. Daha sonra yüzümü, makyajımı buna çıkarttıktan sonra La Roche-Posay'in bu Effaclar serisinin yüz temizleme jelini kullanıyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunu da şununla birlikte yıkıyorum. Daha sonra da tonikliyorum her zaman. Yine La Roche-Posay'in bu Effaclar serisinin toniğiyle. Bunu da bayağı kullandım. Çok az kaldı bitmesine. Bu şekilde bunları yapıyorum ve sonra sürmem gereken kremleri sürüyorum. Cildimde hala sivilce problemleri yaşadığım için doktorumun verdiği antibiyotikli kremler kullanıyorum. O yüzden onları söyleyemem. Cildim benim böyle gerçekten. Bir düzeliyor, bir bozuluyor. Ben çözemedim artık. Yine gördüğünüz gibi şuralarım zaten sivilceler var. Ama yani kafama pek takmıyorum. Yani çok önemli bulmuyorum. Yani moralim tabii ki bozuluyor. Böyle pürüzsüz bir cildim olsun çok istiyorum ama... Bazen de yani hayat, insan koşullar, havanın kirliliği vesaire her şey etkiliyor. Yediklerim vesaire de etkiliyor olabilir yani. Böyle. Siz de günün geri kalanına tekrar konuşuruz. Birazcık vlog çekemiyor gibi hissediyorum. Belki her dakika vlog çektiğim için olabilir. 50 günlük programı yaptığım için her gün bir şeyler çekiyorum. Bu yüzden de birazcık hani sıkıldım sanırım çok çekmekten. O yüzden böyle sanki çok konuşamıyormuşuz gibi hissediyorum. Umarım siz öyle hissetmiyorsunuzdur. Belki bu vloga yarın da devam ederim ama yarın bu videoyu koymak istiyordum. Yarın böyle akşama doğru koyarım en kötü. Böyle. Ertesi günden herkese merhaba, günaydın. Şimdi hazırlandım. Annemle birlikte Akasya'ya gideceğiz. Alışveriş merkezine böyle birazcık dolaşmaya. Aslında bugün böyle karşıya gidip annemle böyle bir turist Ömer havasında gezmek istiyorduk. Ama hava bugün soğuk. Yani dün çok güzeldi. Bugün 10 derece, 12 derece falan. O yüzden saati de zaten 2.30 yaptık. Annem de dedi ki yani öyle Akasya'ya gidelim, biraz dolaşalım dedi. Babamın işi vardı çünkü. O yüzden baş başa kaldık bugün annemle. Size giydiklerimi göstereyim. İçimde böyle H&M'in tişörtü var. Kısa kollu. Üstünde yine H&M'in şöyle kısa beyaz siveti var. Altında bu eti Plan 1'den bu sene aldım. Black Friday'de almıştım. Böyle kargo etek. Kumaşı paraşüt. Şöyle şurasında da minik bir anahtarlık falan var. Cepli. Bayağı seviyorum bunu. Çanta olarak Fluffy markasının çantasını taktım. Böyle tüylü, aşırı güzel. Şuraları da böyle match etmeye çalıştım. Altına da beyaz çorap giydim. Terliklerim şu an çok çirkin duruyor. Ve makosan giyeceğim. Böyle bir üstüne de siyah bir mont alacağım. Böyle. Şimdi o zaman yavaştan çıkalım diyorum. Anywhere you go, anywhere you go, give it up.
arkadaşlar biz Akasya'ya geldik. Şeyime baktık, Zara'ya baktık, İpek yoluna falan baktık. Zara'da bir tane kabanı, bir de etek ve üst takımı çok sevdim. Ama bilmiyorum yani, çok pahalı Zara. Şimdi de Stradivarius'a falan filan bakmaya çıkıyoruz. Şu an annemi arkada bıraktım. Şöyle bir kazak denedim. Çok güzel, yün. Burası böyle fermuarlı. Markası da Stradivarius. Şu an oradayız yani. Ama lakin 600 lira olması birazcık tadımı kaçırdı. Bu kadar pahalı ki yani. Bu neden şu an bu kadar pahalı, hiç anlamadım. İnanamıyorum şu an hiçbir şeyin fiyatına. Bayağıdır böyle fiyatlar, farkındayım ama yani bugün apayrı bir pahalı geliyor her şey şu an gözüme. Ama gerçekten çok güzel. Rengini tam böyle gösterebilirim. Burası da böyle. Bayağı güzel. Saat şimdi 12. Ben eve geri daha yarım saat oldu. Çünkü saat 10'da Fransızca kursum bittiği için okuldan anca 10'da çıkabildim ve gelmem de bayağı uzun sürdü. Videoyu kapatmaya geldim. Benimle böyle bir 3-4 gün geçirdiniz aslında. Bugün çok konuşmadım ama ara ara bir şeyler çekmeye çalıştım. Şimdi kapatmadan önce size Feriköy'den aldıklarımı göstermediğimi fark ettim. Onları göstereyim. Bir de dün annemle Akasya'ya gittiğimizde de bir şeyler aldım. Onları da göstereceğim. Feriköy'den birkaç tane takı aldım. Onları göstereyim. Şöyle bir bileklik aldım. Rengi böyle aşırı tatlı bir renk. Görüyorsunuz. Bunu 5 TL'ye aldım. Sonra iki tane daha bileklik aldım. Biri böyle yeşil, zümrüt yeşili gibi bir renk. Şöyle göstereyim. Şurasında böyle ufak bir şey daha var. Bu da çok güzel. Bir de böyle bir bileklik aldım. Bu da böyle parlak hafif. Yeşil üstle falan çok yakışacağını düşünüyorum. Ya da böyle sade beyaz bir üstle. Bir de şöyle bir küpe aldım. Bunların hepsini aynı rayondan aldım bu arada. Bilekliği, küpeyi falan. Ay, şu an gösteremiyorum. Ya bu da aşırı sade böyle altın renkte. Ben genelde gümüş kullanıyorum aksesuarlarımda. Ama bilmiyorum, bu böyle bir şık geldi. Bazen böyle altında kullanırım diye düşündüm. Bunların hepsi 5 liraydı bu arada. Yani bu 4 tane şey 20 liraya aldım. Bir de zaten söylediğim üzere kırmızı yün bir atkı aldım. Bunu yıkadık hatta hemen. Ben kırmızı rengini çok seviyorum. O yüzden bunu görünce de böyle çok beğendim. Şöyle göstereyim. Buraları bu şekilde püsküllü yün bir atkı. Krem renkli montlarına vesaire çok güzel duracağını düşünüyorum. Hatta deneyelim. Belki bu montumu da nereden aldığımı sorabiliriz. Ben bunu 2018 yılında aldım. IMG'den almıştım. O zamanlar dolar bu kadar yüksek değildi. Şöyle bir mont. Bunu da göstereyim. Eğer eski bir takipçiymişseniz 2019'da bu montu çok giymiştim. Oradan belki hatırlıyorsunuzdur. Böyle mesela kremle falan bu kırmızı atkı çok yakıştığını düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kırmızıyı genel olarak çok seviyorum kısaca. Dün Akasya'dan aldıklarımı göstereyim. Zaten şu an giyiyorum aslında.
Plan 1'den şöyle bir takım aldım. Bu böyle etek yani ve üstüne de şöyle. Dokusunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama yumuş yumuş bir dokusu var. Ben bu arada medium aldım. Yani bence kalıpları dardı. Normalde small giyiyorum ama ikisine medium aldım. Altı böyle bir tık daha bol oldu ama salaş görüntüyü de ben çok seviyorum açıkçası. Ve altına mesela bugün çizmelerle giydim ve yakıştığını düşünüyorum. Gri ile kahverengi de çok yakışıyor bence. Bir de H&M'den şöyle kocaman bir çanta aldım. Çantam denir bilmiyorum ama gerçekten kocaman şu şekilde. Bunu da böyle seyahatlerimde falan işte tüm bakım ürünlerimi, cilt bakım ürünlerimi, makyajımı, işte şampuanım vesaire her şeyi bunun içine koymak istiyorum. Böyle büyük bir şey bayağıdır arıyordum açıkçası. Çünkü ne zaman koysam hepsi bir yerde oluyor bavulumda ve sinir oluyorum öyle olduğunda. Bunu da böyle hayatım boyunca kullanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kaliteli bayağı ve çok büyük. Yani nasıl gösterebilirim bilmiyorum. İçine bayağı bir şey koyarım diye düşünüyorum. Böyle ikili. Şurasında da fırçalık mı artık? Böyle bir kısmı daha var. Böyle bunu da H&M'den aldım. Evet, alışverişim bu kadardı. Bunları da bir göstereyim dedim. Çünkü videoda göstereceğim dedim ama gösterememiştim. Evet, videoda bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Artık çok yorgun ve uyumak istiyorum gerçekten. Elimi yüzümü yıkayıp direkt uyuyacağım. Saçlarım aslında şu an çok yağlı. Ama artık yarın duş alacağım. Dayanamam yani. Şu an duşu al, saçımı kurut falan filan. Sizi öptüm.